Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Aksaray Belediyesi'nin kadınlar için kurduğu ve katkı sağladığı Akmek Sanat Atölyesi'nde el işi göz nuru eserler alıcılarını bekliyor. Aksaray Belediyesi'nin kadınlar için kurduğu ve katkı sağladığı Akmek Sanat Atölyesi'nde hanımların el işi göz nuru yaptığı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunularak satılıyor. Akmek Sanat Atölyesi'nde sergilenen eserler belirlenen fiyatlardan alıcılarını bekliyor. Aksaray Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve Kadın Aktivite Merkezi'nde kadınlarımızı toplumsal yaşama aktif ve üretken bir şekilde hayata dahil ederek sosyal ve ekonomik anlamda kalkındırmaya devam ediyoruz. Belediye olarak kadınlara yönelik çalışmalar yapmaya ve projeler üretmeye devam eden Aksaray Belediyesi, Akmek kurs merkezlerimizde binlerce kadını bilinçlendirecek, ufuklarını açacak eğitim ve seminerlerine devam ediyor. Verilen kurslar sayesinde meslek sahibi olan kadınlar yaptıkları ürünleri Akmek Sanat Atölyesi'nde satışa sunarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Akmek Sanat Atölyesi'nde sergilenen eserler belirlenen fiyatlardan alıcılarını bekliyor. 31 Aralık 2017 yılında faaliyete geçen Akmek'te 4 adet atölye, satış ofisi ve kafe bulunmakta. Genel itibariyle güz dönemi, bahar dönemi ve yaz dönemi olarak faaliyet gösteren ve 14 branşta kurs açılan atölyede hafta içi sabah, öğleden sonra ve akşam olmak üzere 3 ayrı grup ders alıyor. Şu anda atölyede 570 kadın çeşitli kurslara katılım sağlıyor. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri şehri güzelleştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Aksaray Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından şehrin muhtelif yerlerinde bulunan yerlere 300 bin adet kışlık menekşe ve 115 bin adet lale soğan ekimi yapılıyor. Sıfırın altında 40 dereceye kadar dayanıklılığı olan turuncu, pembe, mor, kırmızı, sarı, beyaz ve benzeri çeşitli renklerde ekimi yapılan lale soğanları kış aylarında kar altında kaldıktan sonra Nisan ve Mayıs aylarında çiçek açmaya başlayacak. Soğukta çimlenmesi kolay olan kışlık menekşeler Şubat ayında çiçek açmaya başlayacak. Dikilen kışlık menekşeler ve lale soğanları orta refüjlerdeki kentsel estetiğe renk katacak. Aksaray Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından lale soğanları ve kışlık menekşeler şehrin muhtelif yerlerinde bulunan çiçek parsellerine ekimi gerçekleştiriliyor. Haber turumuz çok merak edilen ve tartışma konusu olan bir haberle devam ediyor. Araçlarda cam filmi yasak mı değil mi? İşte bunun cevabı haberimizde. Cam filmini serbest bırakan düzenlemenin yürürlüğe girmesine günler kala yeni düzenlemeyle araçlarda film uygulaması yeniden yasaklandı. Polis araçlarda bulunan cam filminin sökülmesi için 3 ay mühlet verirken cezaların bu süreden sonra uygulanacağını açıkladı. 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren hem uyarı verilen hem de diğer sürücülere cezai işlem uygulanacak. Yeni düzenlemeyle sürücüler daha önce taktırdıkları filmleri söktürmeye başladı. Çok tartışılan cam filmi ve renkli cam yönetmelikte belirtilen kontrol mekanizması ve teknik şartlar sağlanamadığı gerekçesiyle iptal edildi. Cam filmi yasağını içeren madde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın araçların imal, tadil ve montaj hakkında yönetmelik değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği resmi gazetede yayımlayarak yürürlüğe girdirdi. 2017 yılı itibariyle araç filmi cezası olarak 427 lira ödenecek. Ayrıca araçların ön camlarına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamayacak. Yapılması halinde ise itiraz hakkı kesinlikle oluşmayacak. Cam film söktürmenin bedeli ise 150 liradan başlıyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Aksaray Belediye Spor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Kayseri Şeker Spor maçı hazırlıklarına başladı. Aksaray Belediye Spor, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'in 7. haftasında deplasmanda yapacağı Zorlu Kayseri Şeker Spor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Dağılgan spor tesislerinde teknik direktör Ufuk Uysal ve teknik ekip gözetiminde başlayan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenman çift kalede yapılan taktik maçı ile son buldu. Değerli izleyenler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.